Selamünaleyküm arkadaşlar Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu fırında tavuk yemeğini yapacağız çok rahat pratik hemen yapılabilen daha doğrusu fazla zahmet vermeyen bir yemek misafirlerinize aile fertlerine çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz bu yemeğimizi yapmak için tabii ki önce tavuğa ihtiyacımız var parçalanmış hazır tavuklardan, bagetlerden alabilirsiniz. Kalçalı but alabilirsiniz. Eğer öyle bir düşünceniz varsa iki paket bir tepsi için tam gelebilir. Ben bütün tavuk parçalamayı tercih ediyorum. Çok büyük olmayacak şekilde elimden geldiğince parçalıyorum. Fazla derilerini, yağlarını alıp atıyorum. Onları köpeğimiz var. Ona veririz. Ziyan etmiyoruz. Fazla büyük olan parçalara çizik atıyorum daha rahat pişmesi için gerçi emin olun çok güzel pişecek pamuk gibi olacak Şimdi göğüs etini de parçalıyoruz. Bıçak biraz büyük geldi. Daha ince bir bıçağa geçtim. Tavuk göğsünü de çıkartalım. Fazlalık derilerini alıyorum. parça tavuk kullanırsanız sizin için daha rahat olur. Şimdi böyle bakıp da yemekten korkmayın. Burada kelebeğini çıkartmaya çalıştım. Aslında çıkarttım sayılır. Çok az bir yeri kaçtı. Tabi olmazsa olmaz lades kemiğimizi de alalım. Sonra da bir muhabbet olur boynu da kesip onu da attım ve diğeri karanın yemeğine gidecek. Şimdi tencereme e, bir dolu yemek kaşığı ve biraz daha domates salçası açık renk olan biber salçası ve biraz da ondan koyuyorum yarım kaşık kadar toplamda iki kaşık salça. Eğer biber salçası yoksa sıkıntı olmaz. Domates salçasıyla da de devam edebilirsiniz. 2 dolu yemek kaşığı yoğurt ve tuzunu atıyorum 2 tatlı kaşığı kadar ve bunları güzelce karıştıracağım baharat olarak olmazsa olmaz karabiberimiz ve et yemeklerine yakışan kekiğimiz birer tatlı kaşığı yaklaşık çay kaşığı artık zevkinize bağlı bizim evde pek baharatlı sevmediği için çocuklar baharatlarını fazla koymuyorum ve burada yağ ilavesi yapabilirsiniz ama ben yağ ilave etmiyorum. Çünkü zaten yağsız yemek yapmaya çalışıyorum. İsterseniz siz bu ilaveyi yapabilirsiniz. Yıkayıp süzmüş olduğum tavukları tencereme aldım. Ve elimle iyice harmanlıyorum. Bu harmanlama işlemini iyi yapın. Çünkü lezzetin hepsinin bir geçmesi gerekiyor. Her tarafına değmesi gerekiyor. Ve bu tavuğumuzu streç filmle kapatıp en az 2 saat buzdolabında beklerse çok daha lezzetli olur. Ama sizin aceleniz vardır, misafiriniz gelecektir. O zaman bekletmeden de yapabilirsiniz. Ben bekleteceğim. Ve buzdolabında beklemeye gidiyor tavuklarımız. Tepsimizin altına içine çok az yağ koydum. Elimle Güzel yağlıyorum alıyorum Tavuğum da çıktı buzdolabından onu aldım, çıkarttım. Al, e, streç filminde alıyorum üstünden. Şimdi bu tavuğumuzun içine kabuklarını soyup doğradığımız 4 küçük boy soğan. 3 de yapabilirsiniz soğanlarınız biraz büyükse. Çok büyükse 4 yapın. Hiç sıkıntı olmaz. İstediğiniz sebzeleri kullanabilirsiniz. 2 domates var burada. 3 tane patates var ve bir baş kadar da sarımsak var. Sarımsak büyük olan parçayı ben ikiye böldüm. Patlıcan kullanabilirsiniz. Kabak kullanabilirsiniz. Yakışır yaz aylarında. Bol bol sebze tüketirken atabilirsiniz içine. Tereyağı atabilirsiniz. En son e, dizdikten sonra mesela dilim dilim tereyağlar koyabilirsiniz. Tepsinin kenarlarına daha büyük olan parçaları yerleştiriyorum. Servis yaparken de kolay olsun diye sebzeleri aralara koyuyorum. Bütün bu malzemeleri tepside de karıştırabilirsiniz. Ama ben altına yağ sürdüğüm için tepsinin üzerine koymayı tercih ettim. Normalde bu yemeğe su koymadan da yapabilir yapabiliyorum ama tencerenin altında kalan o sosun ziyan olmasını istemedim. Ben çok az içine su ilave edip tepsinin üzerine gezdirdim. Bakın yemeğimiz bu kadar. Şimdi hemen fırına gidecek. Tabii fırına gitmeden önce alüminyum folyoya saracağız. Yemeğimizin daha güzel olmasını, pamuk gibi olmasını sağlayacak. Alüminyum folyo gıdaya değmiyor arkadaşlar. Tepsi derin tepsi. Eğer sizde derin tepsi kullanırsanız daha sağlıklı olur. Hava almayacak şekilde. Büyük boy fırın tepsisi kullandım ben. Şimdi bu arkadaş 170 derecedeki fırında 40 dakika pişti. Çatalla kontrol ediyorum. Çok rahat batıyor. Pişmiş. Patatesi de denedim. Acaba patatesin durumu nasıl? Patates de pişmiş. 40 dakika 175 derecede veya 170 derecede çok rahat bir şekilde pişti. Şimdi çıkartıp alüminyum folyolarını alacağız. Benim alüminyum folyonun bir kısmı fırının içinde kaldı. Bu da gördüğünüz gibi üstünde olanı. Bakın çok güzel suyunu salmış sebzelerimiz. Tavuklarımız sularını salmışlar. Bakın biz böyle bir su koymamıştık halbuki. Ve bu arkadaşımız tekrar fırına gidiyor. Çünkü kızaracak. Daha lezzetlenecek. Ve işte sonuç. Bakın ne güzel fırın içinde kaynıyorlar cızır cızır. Seslerini duyuyorum. Bu da bir sonraki aşama. Ve karşınızda Noyan. İnanın biraz önce kapının önünde yatıyordun Noyan ve kapının altından gelen kokuyu duymaya çalışıyor <laughs> yapışmış yere. Böylelikle de Noyan'la tanışmış oldunuz. Hiçbir şey bakacak durumda değil. Onu tek ilgilendiren mutfaktan gelen kızarmış tavuk kokuları. Normalde haşlama tavuğu falan e, bu kadar sevmiyor İnanın bu yemeği o daha çok seviyor kemiklerine varana kadar hepsini yiyor Tavuğumuz hazır Bakın çok güzel kızardı Eğer siz de denerseniz Yorumlara lütfen düşüncelerinizi yazın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Sevdiklerinizle sağlıcakla kalın inşallah. Allah'a emanet olun.